Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yunus ve bugün sizlerle Clash Royale'de şu yeni gelen güncellemede Mega Dalkov'u biliyorsunuz ki bayağı bir işlevini azalttılar. O yüzden de eski sistem iş görüyor arkadaşlar bu aralar ve eski sistemle şurada gördüğünüz gibi büyük mücadelede maçlar yapacağız. 4 maçta bir mağlubiyet aldım arkadaşlar. Normalde zaten bir tane mağlubiyetim vardı. Şimdi bir daha oynadım, 4 tane kazandım, bir defa kaybettim bu eski desteğiyle. Bakalım şimdi ne kadar ilerleyebileceğiz. Hemen fazla uzatmadan arkadaşlar maça girelim. Amacımız zaten kartlarımızı yükselmek, altın almak. Burada bayağı bir iyi altın alabiliyoruz. Hemen şuradan arkadaşlar hızlı hamleler yaparaktan biraz canını indire indire bitireceğiz bu arkadaşın işini. Evet arkadaşlar, bayağı bir hızlı başladı. Arkadaşın destesi de bayağı bir hızlı bir deste galiba. Tamam, sen sağdan saldıracaksın. O yüzden diğer yani soldan saldıracaksın. O yüzden sağ taraftan hasar vermenin pek de bir amacı yok. İki taraftan da aynı hasar verdin. Sıkıntı yok. Evet. Çarpmanı da kullandın Golem. O yüzden de ben sana Goblin fıçımı atacağım. Bu arada hastayım arkadaşlar, dediğim gibi. Biraz halsizim. Açıkçası burnum da ara sıra tıkanıyor. Kusura bakmayın. Şunu şöyle atacağım. Evet, vurama. Evet, vuramadı. Sağ tarafa baktı, biraz daha iyi hasar vermiş. Ben bu sağ taraftan saldırayım dedi hemen arkadaş. Oo, prensesi alev topu attın ve tutturamadın. İnternetin kötü galiba. İyiymiş, iyiymiş. Harbiden iyiymiş. Adam şu an üzülüyor. Herhalde kaybedeceğini anladı. Yok, anladı birazcık ama tam da anlamadı. Yarım yamalak anladı. Öyle düşünüyorum şu an ben. Şunu da şuraya atayım. Zaten adamın elinde çarpması, marması, her şeyi var. Büyük ihtimal çarpma atacak direkt oraya. Evet, çarpma attı ama işte benim vuracağım hasarı pek de engelleyemedi. Ama böyle 0.1 salise daha geç atsaydı Goblin fıçımdan çıkan Goblinler daha iyi bir hasar verecekti orada ama neyse. Şu an bayağı bir öndeyiz arkadaşlar ve yenmemiz an meselesi. 1.5 dakika falan kaldı. Büyük ihtimal yenebiliriz gibi geliyor bana. Hemen şunu da şuraya atayım. Çarpma atacaksın biliyorum. Yok, sen çarpmayı kullanmıştın zaten değil mi? Evet, sen çarpmayı zaten kullanmıştın. Baktı sağdan olmuyor, sol taraftan saldırayım dedi şimdi de. Adamın ne yapacağı belli olmuyor harbiden. Belli olmuyor, yemin ediyorum belli olmuyor. Neyse. Şimdi bayağı bir iyi gidiyoruz arkadaşlar. Adamın yaptığı son hatadan sonra da herhalde artık garantileşti gibi bir şey oldu. Gülüm, bayağı bir yürek yemişsin sen de ya. Bu kadar olmaz. Bir defa vuracaksın galiba. Evet, bir defa vuracaksın ama ikinciyi vur... Ana, vallahi ikinciyi de vurdu. Tamam, ben zaten sağ tarafı neredeyse aldım gibi geldi bana. O yüzden de ben diğer kısma da saldırayım. Arkadaşlar ben öyle bir şey düşünmüyordum açıkçası. O yüzden de biraz şey davrandım, böyle rahat davrandım. Ama ve lakin keşke öyle davranmasaydım. Bazen böyle davranmalarım sonucunda kaybetmeler de ortaya çıkabiliyor, biliyorum. Ama vermeyeceğiz bu maçı arkadaşlar, hiç sıkıntı etmeyin. Şurayı hemen hızlı şekilde attım onu. Ve şunu da şuraya atayım. Şunu da şuraya atayım. Gülüm, bu alev topu atmak da olmaz. Evet, sağ kuleni yıktım senin. Evet arkadaşlar, bu arkadaşı da yendik kolay bir şekilde. 276 can bıraktı. Bir tane daha alev topu atsaydı ve bir tane de çarpma atsaydı herhalde alırdı ama buna izin vermedik. Evet, buradan da 55 kart ve 1000 altın aldık arkadaşlar. Toplamda ödülümüz şu anlık kaç gözüküyor? 5000 altın olarak gözüküyor ve toplam kaç kart olarak? Evet, 185 kart olarak. Hadi bakalım, inşallah 6. galibiyeti ve 7. galibiyeti de alırız. Bu bölüm inşallah güzel geçer. Bu arada karşıda kırmızı kule var, evet. Keşke bizde de bir iOS cihaz olsaydı da bu şeyi deneyebilseydik ama iOS cihazımız yok şu anlık. Ya zaten ben iOS kullanmayı hiç sevmiyorum ya. Gerçekten de kullanımı gerçekten çok tuhaf ya. Ya video çekme açısından denememiştim bir kere eski cihazda. Gerçekten hiç işe yaramıyor. Video çekme açısından gerçekten bazı konularda sıkıntısı var. Mesela bilgisayarı falan görüntü almak gerekiyor. Bir tane uygulamada gerekmiyor ama o da sıkıntılı bir program. Şu an benim kullandığım tablette gerçekten de bayağı işimi görüyorum. O yüzden iOS cihaza ihtiyacım yok ama şu olayı denemek gerçekten isterdim. İnşallah şey de getirirler bu olayı. Android'e de getirirler. Bu arada 2 saattir sen vuruyorsun da şeye mi vuruyorsun? Evet, adam 2 saattir şeye vuruyormuş. Neydi onun adı? Buz büyücüsünü almış orada, neyse. Bu arada benim iskeletleri almam çok yanlış bir hamle oldu. Onun da farkındayım ama her türlü öndeyiz. Yine bu arkadaşı da haşat ettik gibi gözüküyor. Gülüm, ilk başta gerçekten çok büyük bir hata yaptın, gittin benim iskeletlerime alev topu attın ve tam atamadın, yani tam o tutturamadın. Herhalde senin internetin de biraz kötü çünkü tutturmak bence zor bir şey ya, harbiden. Şunu şuraya atar mıyız? Atalım. Evet, hem adamın kulesini aldık hem de arkadaşlar, bu arada sinirimi bozmaya başladın Gülüm.
Senin kuleni alacağım artık. Evet, şöyle yapacağım. Hadi artık yıkıl be, heh, sonunda. Gülüm, beni sinirlendirdin, ben de kızdım ve şeyi hasar vermene izin vermedim. Evet. Hastayken de konuşulmuyor ya, yemin ediyorum. Biraz zor oluyor konuşmak. Dilimin altında da bir yara çıkmış. Gerçekten de konuşurken de biraz rahatsızlık veriyor. Ya da yemek yerken beni hayattan soğutuyor. O yüzden deli oluyorum. Neyse, bu arada sınavlarım da bitti inşallah. Bundan sonra daha kaliteli videolarla karşınızda olacağım. İnşallah diyerekten hayırlı olsun kelimelerinizi alırım. Bu arada madenci nereye gitti abi? Ha, sağ tarafa gitmiş. Abi ben sol tarafa attım ama herhalde bir sıkıntı çıktı. Neyse, zaten kolay bir şekilde yendik bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde şey yok. Şu anlık şansı yok. Belki de küçük bir sıkıntıda yaşarsak olma ihtimali var tabii. Ama şu an öyle bir ihtimal görmüyorum. Bayağı kendimden emin konuşuyorum ama hiçbir şey belli olmaz. Evet. Ama ve lakin hem sağ kulisine hasar verdik hem sol kulisine hasar verdik. Değil, sol kulisini direkt yıktık zaten adamın. Hadi arkaya bak. Evet. Adamı bayağı bir trolledik ya. Yazık arkadaş. Neyse. YBJ ile oynadığının farkına var koçum. Bıraksak bile alamaz şu an ha. Zaten bırakmadım. Hem sol kulesinde neredeyse yıkmış duruma geldim. Neyse. Evet. 6. galibiyeti de geldik arkadaşlar. Bakalım şimdi daha ne kadar ilerleyeceğiz. Hep beraber görelim. 65 kart ve 1200 altında ekstra olaraktan aldık. 6200 altınımız oldu ve 250 de kartımız oldu. 80 kart verecek bundan sonra da kazanırsak. İnşallah kazanırız. Güzel bir sandık açarız. Hadi bakalım. İnşallah hayırlı olsun bakalım. Evet. Fazla bakalım dedim. Farkındayım. Evet, elime şey gelmedi arkadaşlar. Saldırılacak kart gelmedi. O yüzden şu an beklemek zorundayım. Gel bakalım. Saldır koçum. Saldır 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 saldır. Aferin. Onu normalde bıraksak hiçbir şey yapamaz abi, söyleyeyim. Evet, dediğim gibi bir şey yapamadım. Çünkü tecrübeliğimden dayanaraktan söylüyorum bunu. Daha önceden yapan olmuştu ve böyle bir gözlem aldım. Sağ kuleye şöyle yaparsak olabilir. Şu şekilde belki de iş gördüreceğiz. Hadi çarpman olmasın desin bana. Abi hep çarpması var bu milletin de ya. Bir kere de çarpmanız olmasın be gülüm. Bir tane vuralım. Abi yok artık ya. Siz de iyice şaşırdınız ha. Aa, öldürmedi. Evet, çok güzel. Seviyesi düşükmüş, öldürmedi. Güzel güzel, tamam. Buna sevindim açıkçası. Oh. Öldürseydi orada var ya, şu an şaftımız kaymıştı arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. En azından bir yedilik yapsak gerçekten çok hayırlı olacak bizim açımızdan. Şunu şöyle yapalım ama şimdi çarpma atacak. O yüzden de kullanmak istemiyorum. Şöyle yapacağım. Bu arada adamın kartları biraz düşükmüş. Onu da fark ettim. Yenilirsek adam demek ki iyi oynuyor ya da destesi bizim destemize biraz ters diyebiliriz. Her şey bir bahane var tabi, onu da buradan söyleyeyim. Ana! Lan attık, yetişmedi mi? Vallahi yetişmemiş arkadaşlar. Helal olsun adamdaki bal da, emin ediyorum Barack Obama da yok. Şansıma tüküreyim, adamda bir de tomruk var he. Vallahi adamda bir de tomruk var. Of abi ya, vallahi adam var ya, şaftımıza yavaş 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 derinden derinden etkiliyor. Şöyle bir saldırı yapacağım. Bunu da karşılarsa demek ki artık counter'ımız haylisiyle gelmiş. Oha gülüm, oha ya, her şey var bu adamda da ha. Yok yok geldi. Bu arada bir içimden bir gaz geldi. Heh. Şunu şuraya çek. Heh, güzel. Şunu şöyle yap. Adamı iyi counterladık şimdi de. Şimdi bakalım ama gülüşüm bile değişmiş ya hastalık sebebiyle. Abi bir defa bile vurdurtmadın mı sen? Herife baksanız arkadaşlar. Tamam, fazla iksir kullanmayacağım. Direkt şunu şuraya atacağım. Direkt çarpma attı ya. Ya vallahi bu kadar net herif. Gel gel. Heh, oraya gel. Oraya gel oraya. Heh, evet. Şimdi bitirdim oğlum seni. Bitirdim. Bitirdim seni. Evet. Çarpmanı kullanın, her şeyini kullanın, artık yeter. Yok artık. Yok artık. Adam bir kartla iki kartımı counterladı ya. Abi ben bunu kabul etmem ya. Böyle imkansız ya. Adamda her türlü counter var, evet. Fark ettiyseniz adamda her türlü counter'ım var ve yapacak hiçbir şey olmuyor. Fark ettiniz zaten. Şu an anladınız. Hiçbir şekilde bir hareket yapsam bile geçerli olmuyor.
Her türlü başarısız oluyoruz ama belki bir hamle bile şansımız olabilirdi. Adamın seviyesi de düşük aslında da. Kanta desteği olduğu zaman şans hiçbir zaman olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam çok iyi bir şekilde. Adamın kartları düşük ve kantarım. Yoksa alırdık. Evet. Bayağı bir bahane uydurdum ama gerçekten de söylediğim bahaneler geçerli bahaneler. Onu da buradan söyleyeyim. Evet. Şimdi altılık galibiyette o elim çarptı lan. Nereye çarptı? Evet. Altılık galibiyette bakalım sandık açalım. Bundan neler çıkıyormuş? 2 tane dev sanatı çıkıyormuş. 25 tane ender çıkıyormuş. Ve 223 tane de sıradan kart çıkıyor. Çıkarsa da belki de efsane bir kart çıkar. Hadi bakalım. 6200 altın güzel. Zaten 6200 altın verecekti. Evet. Bir tane Valkür. 8 tane Minyon sürüsü galiba şey gelmeyecek arkadaşlar. Efsane bir kart gelmeyecek. Tabii ümitlerimizi kırmayalım da şimdiden. Belki de gelebilir. 6 tane Mini P.E.K.K.A. 80 tane top. 3 silahşör gelmeyecek. Evet. Çok bariz bir şekilde belli yani. Bağıra bağıra söyledi en baştan belli. Ne gelecek? Bir tahmin edeyim. Ya gelecek kartın pek de bir önemi yok. Sonuçta destansı gelecek. Destansız kartlar da pek de yükselecek seviyelerde değil arkadaşlar. Göstereceğim zaten şimdi. Hadi bakalım. Evet, Goblin fıçısı gelmesi güzel oldu. Sevindim açıkçası. Bu arada kör deste meydan okuması diye bir şey var burada. O da 16 saat sonra geliyormuş. Tamam, önemli değil. Ben zaten sevmiyorum bu kral kupa olayını. Neyse. Şimdi burada göstereyim arkadaşlar sizlere. Yani daha 31 tane evet. Desans çıkacak da biz yükselteceğiz. Yani çok var. Bir de 31 tanesi de buradan çıkacak sözde. Diğerlerinden de çıktığı için bayağı bir düşük bir ihtimal arkadaşlar. Yükseltmemiz bayağı bir zor. Yani neyse. Evet, bu bölümde burada yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu körü ya abi, büyük mücadelede maçlar yapmamı istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.